Efendim mutlu akşamlar. İşte Türkiye'nin saati tam da 18.30'u gösterdiğinde biz de Türkiye ve dünya gündeminden titizlikle sizler için derlediğimiz haberlerle karşınızdayız. Beyaz ana haber dop dolu şekilde başlıyor. Eğer hazırsanız hemen geçelim dilerseniz. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi olağanüstü ortak zirvesi tamamlandı sayın seyirciler. Zirvenin ardından 31 maddelik ortak bir bildiri yayımlandı. İsrail'in Gazze'deki katliamları orada kınanırken diğer devletlere de İsrail'e silah satışını durdurma çağrısı yapıldı. 12 bini aşkın şu anda Gazze'de insanlar ölüyor ama onların hiçbirinin kılı kıpırdamıyor. Bu sadece acizlik değil, aynı zamanda korkaklıktır, vicdansızlıktır. Zulüm karşısında susanlar da en az zalimler kadar akan kana ortaktır. Tüm dünyanın merakla beklediği İslam zirvesi tamamlandı. Zirvede Filistin'deki katliamın sona erdirilmesi ve İsrail'in saldırılarının savaş suçu olduğu konusunda mutabık kalınırken, diğer devletlere İsrail'e silah satışını durdurun çağrısı yapıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Filistin'de yaşanan zulme dur demek için Riyad'da bir araya geldi. Ortak zirvede hükümet başkanları söz alarak atılacak somut adımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Zirve sonunda devlet başkanlarının üzerinde mutabık kaldığı 31 maddelik ortak bildiri yayınlandı. Bildiride Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun da katliamı kınaması ve İsrail'in saldırılarını savaş suçu olarak kabul etmesi istendi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail'in işlediği savaş suçuna karşı soruşturmayı tamamlaması gerektiği ifade edilirken, tüm devletlere İsrail'e silah ve mühimmat ihracatını derhal durdurması yönünde çağrı yapıldı. Gazze yönelik ablukanın kaldırılarak Arap, Müslüman ve uluslararası insani yardım konvoylarının Gazze'ye girişine izin verilmesi gerekliliğine de dikkat çekildi. Bildiride iki devletli çözüm olmadan adil ve kalıcı bir barışın tesis edilemeyeceği vurgulandı. Efendim Gazze'nin kuzeyinde sivillerin son işte sığınağı olan hastaneler yine hedefteydi maalesef. Baskılar üzerine geri adım atan İsrail, kuşatma altındaki şifa hastanesinde acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyan bebeklerin başka bir yere nakline yardım edeceklerini açıkladılar. Ve işte Orta Doğu cehenneminin bakın 37. gününde bölgede yaşananları üzüntüyle takdimimizdir efendim. İsrail uluslararası kamuoyunda artan tepkiler üzerine vurduğu hastanelerdeki acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyan bebekleri güvenli noktalara nakline yardım edeceklerini açıkladı. Ordu talebin hastane yönetiminden geldiğini ve operasyonun bugün gerçekleşeceğini duyurdu. Bir günde 8 hastaneyi birden hedef alan İsrail bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa'ya sadece birkaç yüz metre mesafede konumlandı. Binlerce Filistinlinin sığındığı Kudüs Hastanesi'nin ise 20 metre ilerisinde İsrail tankları bekliyor. İsrail gece gündüz demeden hedefindeki noktaları bombalamaya devam ederken iki ülkeyi daha hedef aldı. Suriye'deki altyapıları vururken savaş uçakları Lübnan topraklarındaki bir dizi hedefe saldırı düzenledi. Hedeflerinin Hizbullah'ın askeri altyapısı ve mevzileri olduğu açıklandı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzedin el-Kassam Tugayları ise Beyt Hanun'da konuşlanan İsrail askerlerinin vurulduğu anları paylaştı. Katliamlar sırasında çocuğunu kaybeden acılı annenin evladına hastane bahçesindeki vedası yürekleri yaktı. İsrail'e yönelik boykot çağrıları ise her geçen gün artmaya devam ediyor. İstanbul Esenyurt'taki taşlı saldırının hedefinde İsrail'le ilişkilendirilen dünya ünlü kahve zinciri vardı. İsrail'e tepki gösteren bir grup gece saatlerinde tekbir getirip ünlü kahve zincirinin şubesini taşladı. Saldırıda şans eseri yaralanan olmazken iş yerinin camları kırıldı. Efendim çok garip bir kaçırılış hikayesiyle devam ediyor bültenimiz. Bakın Osmaniye Asri Mezarlığı'nda defin esnasında bekleyen Hacer Keskin'in cenazesi içinde bulunduğu araçla beraber kaçırıldı. Kilometrelerce de yol gidip
iki il sınırını da aşan Mehmetcan Karabörk, Adıyaman'da ancak yakalanabildi ve jandarmalara annesinin cenazesini kaçırdığını söyledi, ancak yapılan araştırmada Keskin ailesiyle herhangi bir yakınlığı olmadığı da ortaya çıktı. Cenaze aracını cenazeyle birlikte kaçırdı. Saatler süren kovalamaca sonunda yakalandığında kaçırdığı cenaze aracı bu hale gelmişti. Katılmış mıymış? Hacer Keskin'in cenazesini defnedileceği Osmaniye Asri Mezarlığı'na getiren araç kapıda beklerken bir anda ortalık karıştı. Araca binen Mehmetcan Karabörk cenazeyle birlikte kaçmaya başladı. Bir tane cenaze aracı çalınmış, peşindeler. Güzergahtaki bütün ekipler ve çevre iller telsiz anonslarıyla uyarıldı. Kaçırılan aracın Adıyaman'a gittiği öğrenilince jandarmalar Gölbaşı Çatal Ağaç köyü çıkışında önlem aldı. Polisler buraya kadar takip ettiler, sıkıştırdılar burada. Zırhlı aracın çarpmasıyla yol kenarına itildi araç. Şu anda da ekipler müdahale halinde, hala bekliyoruz burada. Yüzlerce kilometrelik yol kat edip iki il değiştiren kaçak sonunda jandarmalar tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Karabörk yakalandığında kaçırdığı cenaze aracı bu hale gelmişti. Araca kimseye yaklaştırmayan jandarmalar önlem alarak bomba imha ekiplerini çağırdı. Yapılan kontrollerde araçta şüpheli bir unsura rastlanmadı. Kaçırılan Hacer Keskin'in cenazesi yeniden Osmaniye'ye gönderilirken Karabörk Adliye'ye sevk edildi. Yakalandığında annesinin cenazesini kaçırdığını söyleyen Mehmetcan Karabörk'ün Hacer Keskin'le bir yakınlığı olmadığı ortaya çıktı. Psikolojik sorunları olduğu anlaşılan Mehmetcan Karabörk çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı. Efendim, o garip olayları arka arkaya sıralayalım istedik çünkü. Bakın, Antalya'daki, daha doğrusu Alanya'daki gasp olayının görüntülerini şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Oldukça ilginç. İki motosikletli, cipinin içinde oturan bir Ukraynalıyı orada hedef seçtiler kendilerine. Camı kırdılar, silah tehdidiyle içinde 35 bin euro olan çantayı çaldılar. İşler buraya kadar normaldi ama bu bitince motosiklete binip kaçmaya çalışırlarken parasını aldıkları Ukraynalı da peşlerindeydi. Ve cipiyle motosiklete çarptı ve o iki gaspçıyı da öldürdü. Cipinin camını kırıp 35 bin eurosunu çalan motosikletli gaspçıları ezerek öldürdü. Görüntüler Alanya'da sonu çifte cinayetle biten kanlı gasp olayından. Bu iki motosikletli yol kenarına park etmiş cipi görünce hemen durdu. Bir süre çevreyi kolaçan ettikten sonra harekete geçtiler. Azerbaycan uyruklu Murat ve Elnur cipin camını kırdıktan sonra içindeki sürücüyü tabancayla tehdit edip kucağındaki para dolu çantayı çaldı. Sürücü koltuğunda oturan Ukrayna uyruklu Dimitro direnmek istedi ama gaspçılar aracın içinde bir el ateş edince çantasını vermek zorunda kaldı. Para dolu çantayı aldıktan sonra motosiklete binen ikili hızla kaçmaya başladı. Ama Ukraynalı sürücü de peşlerine düştü. Daha 100 metre bile uzaklaşamadan motosikletli gaspçılara böyle çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletteki iki gaspçı hayatını kaybetti. Çaldıkları çantadaki 35 bin eurosunu kurtaran Ukraynalı ise sevk edildi, adliyede tutuklandı. Bakın efendim, Kocaeli'de günlerdir kayıp olarak aranan fabrikatör Nurhan Ör ekranlarınızda. Ör öldürüldükten sonra asit bidonlarında eritilmiş efendim. Canice bir planla iş insanını ortadan kaldıran 7 şüpheleri, ifadeleri tamamlandıktan hemen sonra adliyeye sevk edildiler ve canilerden 6'sı da tutuklandı. Kayıp fabrikatörü öldürdükten sonra cesedini asitle eriterek yok eden 7 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Korkunç olay dünyaca ünlü hedeki halılarından üreten iş adamı Nurhan Ör'ün kaybolmasıyla ortaya çıktı. 3 gün boyunca Ör'ü her yerde arayan ekipler otomobilini boş bir arazide, cep telefonunu ise bir hafriyat kamyonu kasasında buldu. Otomobilindeki kan izlerinden yola çıkan ekipler adım adım iz sürdü. Aralarında lise arkadaşlarının da olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Sonrası çorap söküğü gibi geldi. Halıcılık Türklerin dünyaya bahşettiği en önemli sanattır. Şüpheliler sorgularında aralarındaki para anlaşmazlığı yüzünden İstanbul'daki bir otogaleride buluştukları fabrikatörü öldürüp bir halıya sardıklarını, cesedini otomobil bagajında Kocaeli'ye getirdiklerini anlattı.
acımasızca katlettikleri fabrikatörün cesedini parçalara ayıran caniler asit bidonlarında erittiklerini de itiraf ettiler. Arkalarında iz bırakmamak için önceden asit ve temizlik malzemesi aldıkları belirlenince suçlama planlanmış cinayete dönüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nurhan Ör'ün halıya sarılı cesedinin taşındığı otomobil ise İl Emniyet Müdürlüğü'nün önünde görüntülendi. Efendim bu habere de biraz dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü bu haberde haberin içinde haber var. Bakınız İstanbul'da bu sevgililerin kapkaç oyunu vasat oyunculukları sebebiyle bozuldu. Bahar Tunç ortağı Müge Kocaboy'un yarım milyonunu motosikletle gelen sevgilisine çaldırttı. Ancak görüntüleri izleyen polisler bu kötü oyunculukları sayesinde sevgililerin çaldığı parayı buldu. O paranın sahiplerine de bakınız kara para aklamaktan işlem başlattı. İki sevgili biri oldu, yarım milyonluk kapkaç oyunu oynadı ama sergiledikleri vasat oyunculuk ikisini de ele verdi. Kağıthane'deki bankadan ortağı Müge Kocaboy'un 500 bin lirasını çeken Bahar Tunç, bir elinde cep telefonu, diğer elinde para dolu çantayla yolun karşısına geçmek isterken böyle kapkaça uğradı. Fakat bu kapkaç aşırı kolay olmuştu. Tunç hiç direnmediği gibi sesini de pek çıkarmamıştı. Ortağına durumu anlattıktan sonra karakola gitti. Görüntüleri inceleyen ekipler motosikletlinin bankanın 20 metre ilerisinde beklerken sürekli telefonla görüştüğünü belirledi. O anda telefonu kulağından düşürmeyen biri daha vardı. O da paraları bankadan çeken Bahar Tunç'tu. İkisi de telefonunu aynı anda kapattıktan sonra paralar böyle çalındı. Polisler Tunç'u sıkıştırınca olay hemen çözüldü. Paraları çalan sevgilisi Ferhat Aydın da hemen yakalandı. Çaldığı paraları Tunç'un kız kardeşine teslim ettiğini söyledi. Paralar da bulunup sahibine teslim edildi ama o paranın kaynağını araştıran polis başka bir vurgunu ortaya çıkardı. Çünkü organizasyon şirketinin herhangi bir faaliyeti olmamasına rağmen 500 bin lira gelir elde etmişti. Bunun üzerine organizasyon şirketinin iki ortağına kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yüzünden işlem başlatıldı. Ve işte efendim gözler hala Engin ve Dilan Polat dosyasında. Her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Biz de paylaşıyoruz sizlerle. Polat çiftinin tutuklanmadan hemen önce Çekmeköy'de yaşadıkları lüks sitede komşularıyla park meselesi yüzünden kavga ettikleri biliniyordu. İşte o kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Tekme tokat komşularına saldıran Polat çiftinin polisleri evlerine almadıkları da belli oldu. Park kavgasında Dilan Polat komşusuna tekme attı. Eşi Engin Polat yumrukladığı ailenin evini bastı. Bu kavgayla çöküş sürecini başlatan Polatlar ihbar üzerine gelen polisleri de eve almayıp böyle sinirlendirdi. Şaşalı hayatlarını takipçilerinin gözüne sokan Dilan Polat, erken doğum günü sürprizi yaptığı Engin Polat'a hediye olarak son model lüks bir cip almıştı. Hatta eşinin doğum günü için billboardlara ilan bile vermişti. 6 Haziran akşamında Çekmeköy'deki villalarında da sürpriz doğum günü partisi düzenlediler. Gelenlerin çokluğu yüzünden bütün sokak park etmiş araçlarla doldu. Taş batmasın ayağına, acıtmasın asla. Doğum günün kutlu olsun. Aynı gün yan komşuları da doğum günü kutlaması için yemeğe gitmişti. Döndüklerinde buldukları ilk boş yeri araçlarını park ettiler. Polatlar davetlilerden birisi fenalaşınca o aracın çıkmalarına engel olduğunu öne sürüp komşularını çağırdı. Elleri ceplerinde gelen komşu ilk başta sakindi ama iddiaya göre Dilan Polat'ın hakaretleriyle bir anda çileden çıktı. Engin Polat araya girdi ama Dilan durmayıp hakaretlerine devam etti. Sesleri duyup gelenler Polat çiftini engel olmaya çalıştı. Dilan Polat yanından geçen başka bir komşusuna böyle tekme savurdu. Engin Polat aracına doğru ilerleyen komşusuna saldırıp yumruk attı. Hıncını alamayan Engin Polat gözünden yaraladığı komşusunun evini de bastı. Açık duran kapıdan içeriye girip eşine ve küçük kızına da büyük korku yaşattı.
Baskına uğrayan komşunun ihbarıyla olay yerine polisler geldi. Kapıyı açan Polat çiftinin içeriye almadığı polisler de öfkelendi. Sadece iş yerinin olduğu Ataşehir'de ifade verebileceğini söyleyen Dilan Polat'ın kızdırdığı polisler olay yerinden böyle ayrıldı. İşte herkes alt ettiklerini zanneden Polat çiftinin çöküş süreci de bu görüntülerden sonra başladı. Bu kavga için haftalar sonra ifade vermeye giden çift savcının dikkatini çekmeyi başarmıştı. O savcının başlattığı soruşturmada bütün mal varlıklarına el koyulması ve cezaevine gönderilmeleriyle son buldu. Efendim, herkesin gözüne soktukları bu şatafatlı yaşantılarıyla tepkileri üzerine çeken fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat malumunuz tutuklandı. Bundan sonra ne olacak bizler takip ediyoruz. O detaylar arasında boğulmayı sürdürürken bakınız şimdi de Dilan Polat'ın yakın arkadaşı başka bir fenomen gündemde. Altın düşkünlüğüyle tanınan fenomen Nevra Bilem'den bahsediyorum. Takipçilerinin dolandırıcılık suçlamaları yüzünden şimdi o da zor günler yaşıyor. Öldüreceğim şimdi ya. Sakin ol, calm down baby. Biraz poetik. Eğlendiriyor beni dedikodularınız. Yüzüme gülüp ardından konuşmalarınız. Bu da sertifikası. Artık 24 ayar altın yemedim demem. Dilan Polat, Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından altın kahveli paylaşımlar yapan yakın arkadaşları Nevra Bilem hakkında da şikayet yağmaya başladı. Giden gider kalan kalır tabii yapmadım bunu. İçmeden bir şey tek bir kelime etmeden de çıktım. Şatafatlı hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Dilan Polat ve Engin Polat çifti haklarında çok ciddi suçlamalarla masak radarına takıldı. Mal varlıklarına el konulan fenomenler tutuklandı. Şimdi de Dilan Polat'ın yakın arkadaşı olan fenomen Nevra Bilem gündemde. Bilem de Polat gibi altın düşkünlüğüyle tanınıyordu. Üzerinde kocaman bir tam altının bulunduğu fincan ve su bardağını kullandığı bu paylaşımı çok konuşulmuştu. Sakin ol, calm down baby, biraz poetik. Hemen her paylaşımında altınlarını takipçilerinin gözüne sokup fenomen arkadaşı Dilan Polat'la görgüsüzlük yarışına giren Nevra Bilem de çok eleştiriliyordu. Altınlarla dolu havuz görüntüleri de en çok tepki çeken paylaşımlardan biri oldu. Ne gözünü tutar ne de beddualarınız, çekemeyenler parti kursa kazanırsınız. Ama Bilem'e yönelik tepkiler sadece eleştiride kalmadı. Bilem hakkındaki dolandırıcılık suçlamaları gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre fenomen sosyal medyadaki reklamlar üzerinden takipçilerini dolandırıyordu. Dolandırıldıklarını öne süren takipçiler Bilem tarafından engellendikleri için dertlerini anlatacak kimse de bulamıyordu. Muhatap bulamayan takipçilerin şikayetlerinden sonra fenomen Nevra Bilem'in önümüzdeki günlerde ifadesinin alınması bekleniyor. İstanbul'da motosikletli gençle Yunus polisi arasında ilginç bir kovalamaca yaşandı efendim. Motosikletli girdiği ara sokakta araçların arasında sıkıştı ve orada da aslında yakalandı. İşte o andan sonra hem öfkeli bir sürücüden dayak yedi hem de 24 bin liralık cezayı. Yunus polisin peşinden koşturdu. Yakalanınca da öfkelendirdiği sürücüden böyle dayak yedi. Dayağın üzerine bir de 24 bin lira ceza yedi. Ümraniye'de dur ihtarına uymayan motosikletli kaçınca Yunus polisi de peşine düştü. Uzun bir kovalamacadan sonra girdiği sokakta araçların arasında sıkışan motosikletli böyle yakalandı. Polis üzerini aramak için bir araca yasladığı motosikletli bir anda öfkeli bir sürücünün hedefi oldu. Yolda motosikletli yüzünden ani fren yapan sürücü yüzünü koltuğa çarpıp burnu kanayan 4 yaşındaki oğlu için sinirlenmişti. Polisin müdahalesine bile fırsat vermeden hıncını böyle çıkardı. Polis onu daha fazla dayak yemekten kurtardı ama kaçarken işlediği 14 kusurdan dolayı 24.210 lira ceza kesti. Efendim, arkamda gördüğünüz fotoğrafta hayat dolu gülümseyen kadının adı İngiliz vatandaşı Emma Louise Rhodes ve zayıflama hayaliyle geldiği Türkiye'den maalesef tabutla memleketine gönderildi. Tüp mide ameliyatı olmak üzere 3900 kilometre uçtu bu talihsiz kadın ve ameliyat sonrasında da hayatını kaybetti.
tüp mide ameliyatı olmak için 3900 kilometre uçtu. Ama girdiği ameliyathaneden bir daha çıkamadı. Acılı ailenin İngiltere'de yaptırdığı otopsi kan donduran ihmali gözler önüne serdi. Aile olayın peşini bırakmadı. Bu ölümde kimlerin kusuru, kimlerin hataları varsa onların cezalandırılması talepli Türkiye'de adalet arayışına giriyor. İngiltere'de yaşayan 45 yaşındaki Emma Louise Rhodes fazla kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Sosyal medyadan girdiği arayıştan sonra Antalya'daki bir özel klinikle görüşüp fiyat konusunda anlaştı. Temmuz ayında Antalya'ya gelen Rhodes anlaşılan parayı ödeyip ameliyat masasına yattı. Ama sonrasında gelişen komplikasyonlar yüzünden hemen yoğun bakıma alındı. Ne yazık ki anlaşma yapılan, görüşülen, ameliyatı gerçekleştireceğim diyen doktor tarafından değil de başka bir doktor tarafından yapıldığı ortaya çıkmış. Yoğun bakımda fazla direnemedi. İki gün sonra hayatını kaybetti. İki gün sonra hasta ex oluyor. Hasta yakınları tabii ölüm sebebini öğrenmeye amaçlı hastane yetkilileriyle görüşüyorlar. Verilen raporda çoklu organ yetmezliği adı altında bir ölümün gerçekleştiği bilgisi veriliyor. Rhodes'in ölümünü şüpheli bulan yakınları cenazeyi ülkelerine götürüp yeniden otopsi yaptırdı. Çıkan sonuçsa çok çarpıcıydı. İngiltere'de bağımsız bir sağlık kuruluşunda çoklu organ yetmezliğinden değil de hastanenin ameliyatı gerçekleştiren doktorun yanlış teşhisi ve orada gerçekleştiren işlemlerden kaynaklı olduğu ortaya çıkıyor. Acılı aile şimdi Türkiye'de avukatlık yapan Ömer Avcı ile anlaştı. Rhodes'in ölümünden ihmali olanlardan hesap sormaya hazırlanıyorlar. Sevgili izleyenler, ünlü şarkıcı Derya Bedavacı'nın sahne aldığı mekana silahlı saldırı düzenlendi. Müşterileri rahatsız ettikleri için mekandan kovulan alkollü iki gencin silahlı baskınında şans eseri de kimse yaralanmadı. Ancak o anlarda sahnede olan ünlü şarkıcı ve onu dinlemeye gelenler tabii büyük panik yaşadılar. Elinde silahla eğlence mekanını bastı. Ünlü şarkıcı Derya Bedavacı'nın sahne aldığı salona rastgele ateş etti. Dehşete düşüren saldırı İzmit'teki bir AVM'de yaşandı. Ünlü şarkıcı Derya Bedavacı eğlence mekanında sahnedeydi. O anlarda alkollü iki genç müşterileri rahatsız etmeye başlayınca güvenlik görevlileri tarafından dışarıya çıkarıldılar. Buna içerleyen iki genç otoparktaki araçtan silahlarını alıp koştura koştura geri döndü. Saldırganlar gelişi güzel etrafa ateş açtığı anlarda sahnede olan şarkıcı Derya Bedavacı da dehşeti yaşadı. Panikleyen müşteriler masaları ve sandalyeleri kendine siper etti. Güvenlik saldırganların içeri girmemesi için direnirken mekan çalışanları da hemen polise haber verdi. İçeri girmeyi başaramayan saldırganlar kaçtı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay sonrası görüntülerden kimlikleri tespit edilen saldırganlar gözaltına alındı. Sayın seyirciler, Antalya Spor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo acı üzerine acı yaşıyor. Bakın, Eylül ayı başındaki trafik kazasında ağır yaralanan 4 yaşındaki oğlu Davi'nin ölümünden tam da bir ay sonra kayınpederi de hayatını kaybetti. Antalya Spor'un başarılı stoperi Naldo acı üstüne acı yaşıyor. 4 yaşındaki oğlundan sonra aynı kazada yaralanan kayınpederi de hayatını kaybetti. Naldo'nun transferinin ardından Antalya'ya getirdiği ailesi Eylül ayı başında büyük bir acıyla sarsıldı. Kayınpederi Walter Tilati'nin kullandığı otomobile konu altında başka bir otomobil çarptı. Kazada kayınpederiyle birlikte kayınvalidesi ve 4 yaşındaki oğlu Davi Pereira ağır yaralandı. İlk acı haber haftalardır yoğun bakımda yaşam savaşı veren küçük Davi'den geldi. Küçük çocuk Ekim ayının ortasında hayatını kaybetti. Acı haberli yıkılan Naldo Pereira küçük oğlunu İspanya'da toprağa verdi. Pereira ailesi küçük Davi'nin acısını atlatamadan bir şok daha yaşadı. Aynı kazada ağır yaralanan ve 65 gündür Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren Walter Tilati de hayatını kaybetti. Naldo bugün sabah saatlerinde kayınpederinin cenazesini almak için adli tıp morguna geldi. Cenazenin defnedilmek üzere İtalya'ya götürüleceği öğrenildi. Antalya Spor Kulübü de bu acı günde futbolcusunu yalnız bırakmadı.
Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'sa İslam zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında yaşanan krize değinildi ve bir düzenleme sinyali de oradan geldi. Haberimiz de var, az sonra göreceksiniz. Diğer yandan Erdoğan katıldığı Darül Aceze Sosyal Hizmet Şehri açılış töreninde de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu hedefine aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinden Türkiye'ye dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nde düzenleme sinyali verdi. Yargıtay'ın Can Atalay kararı ve AYM'de suç duyurusu hakkında konuşan Erdoğan, gerekirse her ikisiyle de görüşürüm. Yargıtay Başkanı'yla zaten görüştük. Anayasa Mahkemesi Başkanı'yla da gerekmesi halinde görüşürüz dedi. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurulara da değinen Erdoğan, bireysel başvuruyla ilgili yasal düzenlemeye gitmek zor bir olay değil. Bütün iş Cumhur İttifakı'nın alacağı karara bağlı, atacağı adıma bağlı ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra İstanbul Arnavutköy'deki Darül Aceze Sosyal Hizmet Şehri açılış törenine katıldı. Türkiye olarak nasıl kendi vatandaşlarımıza sahip çıkıyorsak, komşularımızdan başlayarak bölgemizdeki ve tüm dünyadaki mazlumlara da kol kanat geliyoruz. Erdoğan konuşmasının önemli bölümünü Gazze'de yaşanan drama ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya ayırdı. Şimdi bakıyorum, Netanyahu kalkmış yanına iki bakanını alıyor. Dün bir basın açıklaması yapıyor. Çok rahatsız olmuş. Fransa Devlet Başkanı Macron'un açıklamaları onu çok rahatsız etmiş. Riyad zirvesi onu çok rahatsız etmiş. Ben ne dedim geçenlerde uçakla dönüşte? Ey Netanyahu, şu an senin iyi günlerin. Seni daha farklı günler bekliyor. Niye? Ya o bebeler, o yavrular, o 3 yaşında, 5 yaşında kefene sarılmış o anneler, o şehit yavruların cesedini koklayarak onları mezara götürüyor. Ya bunların ahı seni iflah ettirmez. Netanyahu şunu bil, gidicisin gidici. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Çıkacak. Sokağın köşesinde motokurye ile otomobilin kafa kafaya çarpışmasından sonra bir şeyler yaşandı efendim. Herkes hayrete düştü. Aşağı inmeyen ve kapılarını kilitleyen otomobil sürücüsü kaçmak için çarptığı motosikletin üzerinden geçti. İki araca daha çarptı. Kapısına yapışan kuryeyi de peşinden sürükleye sürükleye kaçtı. Motokuryeye çarptı. Kazadan kaçmaya çalışırken de iki otomobile daha çarpıp kuryeyi böyle sürükledi. O anlar kameralara yansıdı. Esenler'de seyir halindeki otomobille motosiklet iki sokağın birleştiği köşede kafa kafaya böyle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin üzerine düşen motokurye sinirlenerek sürücüye yöneldi. Tartışmaya başladılar ama kaza yapan sürücü hiç aşağı inmediği gibi kapılarını da kilitledi. Kavgadan kaçmaya çalışan sürücü o sırada motosikleti sürükleyip iki otomobile daha çarptı. Kapıyı açmaya çalışan kuryeyi de peşinden sürükleyen sürücü sonunda kaçmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kaçan otomobilin zarar verdiği motosiklet otomobil çekiciyle götürüldü. Polis şimdi görüntülerden kaçan sürücünün peşine düştü. Efendim kendisi başarılı bir televizyon yıldızıydı. Sosyal medyada da milyonlarca takipçisi vardı. Fakat dizlerindeki yağları takıntı etmişti kendisine. Bu da onun sonu oldu aslında. Yağlarını aldırmak için yattığı ameliyat masasından bir daha kalkamadı. Brezilyalı yıldız dizindeki yağları aldırmak istedi. Ama güzelleşmek için yattığı ameliyat masası onun sonu oldu. İnfluencer ve reality show yıldızı olarak büyük üne sahip olan Luana Andrade dizlerindeki yağlardan şikayetçiydi. Son çare olarak onları aldırmaya karar verdi. São Luís Hastanesi'nde ameliyata giren 29 yaşındaki ünlü ismin ameliyat sırasında solunum güçlüğü çektiği ve kalp krizi geçirdiği bildirildi. Kalp krizi geçiren Andrade'nin ameliyatına hemen son verildi. Ancak doktorların tüm çabası onu hayatta tutmaya yetmedi.
Modellik yapan ve kendi giyim markası bulunan Andrade'nin erkek arkadaşı João Haddad, Instagram'dan yağ aldırmak isterken hayatını kaybeden sevgilisi için paylaşım yaptı. Parçalandım ve en kötü kabusumu yaşıyorum. Bir parçam gitti. Luana'm, prensesim, güzelime büyük bir pişmanlık ve yüreğimde büyük bir acıyla veda ediyorum. Efendim eline bir pala aldı. Pala bahçe kapısına çıktı ve gelene geçene saldırmaya başladı. İstanbul'da Büyükçekmece'de terör estiren saldırganı komşuları kaydettiler cep telefonlarıyla. Yine aynı komşular tepki gösterdi. Mahallede üzerine yürüyünce de korktu, kaçtı ve evine saklandı saldırgan ama gözaltına almaktan da kurtulamadı. Yoldan geçen herkesi hatta kedi ve köpekleri bile elindeki palayla kovaladı. Elinde palayla oturduğu apartmanın bahçe kapısında bekleyen bu genç sokaktan gelip geçenlere kabusu yaşattı. Dur! Abi gözüne seveyim, şuna bak ya. Bu ne abi ya? Elindeki palayla durduk yere insanların üzerine saldırdı. Ne olduğunu anlamayanlar kaçmaya çalışırken böyle düştü. Elindeki palayı bahçe kapısına vurarak yeni kurbanlarını bekleyen saldırgan sokaktaki evcil hayvanlara bile rahat vermedi. Sokaktan geçenlerin canını tehlikeye atan palalı saldırganı komşuları cep telefonuyla böyle kaydetti. Her şeyi çektim ya, bütün videolara, bütün şeyleri çektim. Tehlikenin farkına varan mahalle sakinleri toplanarak üzerine yürüyünce de hemen kaçıp evine saklandı. Gel lan buraya! Şşt, lan! Şşt, gel Lan! Gel! Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis saldırganı gözaltına aldı. Efendim reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. Hem de oldukça ilginç bir haberle devam ediyor. Tokat'tayız. Bakın Tokat'ta emekli öğretmen Zeynep Gökçe'nin bahçesinde beslediği bir tavus kuşu vardı ve Garguk ismini vermişti tavus kuşuna. Onunla aslında yalnızlığını da paylaşıyordu. Ama mahalleli o tavus kuşunu çok erken ötmeye başladığı için gitti ve CİMER'e şikayet etti. O işi gel. Bak bu abi iyi bir insan, gel. Emekli öğretmenin bahçesinde beslediği tavus kuşu erken öttüğü için CİMER'e şikayet edildi. Niksar'ın Cepni Bey mahallesindeki müstakil bir evde yaşayan emekli öğretmen Zinet Gökçe bahçesinde Garguk adını verdiği bir tavus kuşu besliyordu. Daha önce de bu hayvan tepildi burada caminin bahçesine geliyor diye. Ama mahalleli kadar komşuları da tavus kuşundan rahatsızdı. Sonunda birileri çok erken saatte ötmeye başladığı için Garguk'u Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne şikayet etti. 7-8 yıldır bu hayvana bakıyorum. CİMER'e şikayet edilmiş. Neden şikayet edildiğini de bilmiyorum. Zinet Gökçe ise yıllardır yalnızlığını paylaştığı tavus kuşu Garguk'tan ayrılmak istemiyor. Terk etmek istemiyorum. Yani o hayvanın da duygu dünyası olduğunu düşünüyorum. Gökçe şimdi merakla bu incelemenin sonucunda çıkacak kararı bekliyor. Efendim Milli Savunma Bakanlığı Uzay Komutanlığı'nın kurulması için artık düğmeye bastı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın bünyesinde kurulacak olan yeni komutanlık için çalışmalar da başladı. Uzay Komutanlığı ile ilgili çalışmalarımızı biz de başlatmış bulunuyoruz. Milli Savunma Bakanlığı Uzay Komutanlığı'nı kurma çalışmalarına başladı. Bölgedeki gelişmeleri, etrafımızda ne oluyor, ne bitiyor onları inceledik. NATO'yu inceledik. Özellikle bölgesinde lider ve hakimiyet sahamızda etkin bir hava kuvveti olmak için ademi merkeziyet bir yapıyı öngördük. Bu kapsamda yeni bakanlığı NATO gözetiminde gerçekleştirilen uzay çalışmalarına uyum sağlaması amaçlanıyor. Hava ve Uzay Gücü Geliştirme Merkezi Komutanı Albay Gökhan Gürakar, uzay hakimiyetinin önemine vurgu yaptı. Uzay niçin kullanılıyor diye baktığımızda özellikle istihbarat, keşif, gözetleme İGK kapsamında kullanılıyor ama bu gün geçtikçe önemini değiştiriyor. Artık antibalistik füzeler, uzaydan elektrooptik SAR uydularının yanında erken ihbar sistemlerinin de devreye girmesi uzayın önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Komutanlığın personel ihtiyacını Milli Savunma Bakanlığı'nın bünyesinden sağlayacaklarını açıklayan Gürakar, yetenekli gençleri de kadrolarına katacaklarını duyurdu. Önümüzdeki yıllarda büyüyecek Uzay Komutanlığı'nın planını da MSB personel temin kapsamında tedarik etmeyi düşünüyoruz. Kıymetli gençleri aramıza bekliyoruz.
Evet, işte bu göğsümüzü kabartan haberle birlikte bültenimizin de sonuna gelmiş olduk sevgili izleyenler. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir pazar diliyoruz. Hoşçakalın.